Herkese merhaba. Yine Migros TV'deyiz. Pınar'la kaynatıyoruz. Programındayız. Bugün çok özel bir konuğum var. Bir yandan tencerem kaynarken bir yandan da onu ağırlıyor olacağım mutfağımda. Hayatımdaki en uzun partnerlerimden biri diyebilirim. 20 senedir. En uzun. En uzun. 20 sene. Tamer Karadağlı. Pınar Altun. İşte öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni ağırlamak benim için hep çok keyifli ve çok heyecanlı. Nedense hani bu kadar senedir bir aradayız. Herhalde hakkında bilmediğim hiçbir şey yok. Ama her ağırladığımda heyecanlanıyorum. Ben senin adın her geçtiğinde heyecanlanıyorum. Valla iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Bir de bizim seninle tanışmamız benim yine senin aslında yemek programına gelmemle başlamıştı. Biz orada tanıştık. Sonra bir ay sonra mı, iki ay sonra mı? Çok kısa bir süre sonra bana Tamer Karadağlı ile oynar mısın dediler. Evet. İyi ki demişler. İyi ki. Sana bugün çok beğeneceğim bir şey yapacağım. Fıstıklı kebap. Ve yanına bayılırım. Da köy patatesi. Bayılırım. Beğeneceğin bir lezzet. Üzgünüm ki sana tattıramayacağım. Malum Ramazan. Evet. Ramazan lezzetleri. Dolayısıyla bunun iftar sofrasına çok yakışacağını düşünüyorum. Güzel bir tarif olacağını düşünüyorum. Çok uğraşlı da değil. Ve tüm hazırlığı gündüzden yapılıp İftar saatinde hemen 5 dakikada ısıtılıp masaya konabilecek bir tarif olacak. Artık yani pişirecek. Kokusuyla idare edeceğiz. Evet. Hemen birazcık malzemelerden bahsedeyim. Yoğurmaya başladığımda tamam. Birazcık el alacak çünkü sohbetimize devam edelim. Karışık kıymamız var. Hem dana döş hem dana kıyma. Birazcık yağlı olması kebap adına daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ama elbette ben yağlı kıyma yemem derseniz daha yağsız bir seçenek de kullanabilirsiniz. Kıymamız var. Aslında kebap yoğrulurken içine sadece tuz koyulur. Ama ben biraz daha lezzetli olsun diye karabiber ve kırmızı pul biber de ekleyeceğim. Ve tabii ki bol miktarda şöyle bir su bardağı kadar da kıyılmış fıstığımız var. İsterseniz toz fıstıkla da yapabilirsiniz bunu. Ve tabii ki şöyle kebap çubuklarımız var. Bunları ona geçireceğim. Sonra size bir hile göstereceğim. Fırında pişirirken biraz daha kebap havası olsun diye. Bir fırın kabının üzerine havadan yaslayacağım çubukları ve böylece fırına atacağım. Dolayısıyla son haline getirip iftardan hemen önce fırına atabilirsiniz ve pişirip sofraya getirebilirsiniz. Ardından da bebek patateslerle çok güzel bir köy patatesi yapacağım. Oraya geldiği zaman sıra onun da tarifini vereceğim. Şimdi şöyle tuzumuzu ekliyorum. Çünkü et tuz sever. Hele fıstık da girince iyice net tuz istiyor. Fıstığımızı da koyuyorum. Fıstığımızı ekledik. Biraz karabiber. Biraz da kırmızı pul biberle lezzetlendireceğim. Ondan sonra bol bol yoğuracağım. Şimdi bile lezzetli görünüyor. Değil mi? Yeter ki et olsun zaten senin için. Öncelikle ilk soracağım şey oyun. İki sene ara verdik. Ve iki sene sonra tekrar 73 kere oynadığın oyunun provasına girmek de tuhaf oluyor. Çok acayip değil mi? Peki çok durmuş zor. Musunuz, unutmuş musunuz? Ya ilk provada şey olduk, böyle bir tengil dedik. Ama sonra sahneye çıkınca, önce bir okuma provası yaptık hatırlayalım diye. Sahneye çıkınca gelmeye başladı. Ve tekrar sahneye koydunuz. Tabii, Zeyno yine çok heyecanlıydı. O hep heyecanlı ama. O yani çocuklar duymasın setine girerken tabii, de tabii. Heyecanlı. Hani heyecan Zeyno'nun göbek adı diyebiliriz bence. Ben oynamam diye tahmin ediyordum. Tamam artık işte pandemi girdi, oyunu unuttum. Hani ben bir daha oynamayacağım diyordum. Bir şey oldu. Volkan beni yine bir ikna etti. Yani ne olduğunu anlamadım. Yani yok kesinlikle kabul etmeyeceğim. İkna edemeyecek beni diyordum. Sonra bir şey oldu, kabul etmiş oldum. Kendini yani. Provada buldun değil mi? Evet, evet. Çünkü oyuna başlamadan önce de öyle oldu. Volkan'ın böyle bir ikna edici özelliği var. Beni de bir film jürisinde yer almak üzere ikna etmişti. Ben ne yapacağım, nasıl yaparım filan derken kendimi bir anda filmleri izlerken evet buldum ya. Mesela. Şaka gibi. Yani öyle bir yetisi var. İkna adamı. Peki ben şunu anlayabiliyorum ki sen bir şey yapmayacağım deyince seni sevenler ikna edebiliyor. Tabii doğru. Doğru. Normalde eğer bir şeye hayır dediysem hani iki dünya bir araya gelse normalde tekrar yapmazsın. Dönmüyorum. Ama sevdiğim insanlar söz konusu olduğu zaman tabii olay değişiyor.
İkna edebiliyoruz evet. yani mesela. Doğru. İkna yeteneğimiz var. Şöyle iyicene yoğurduğum ki biraz macunlaşsın hı-hı. ki çubukların üstünde dursun. Doğru. Bunun bütün sırrı orada. Şimdi yavaş yavaş hazır. Dediğim gibi sadece tuzla yoğurabilirsiniz. Aslında kebap yapmanın sırrı sadece tuzla yoğurmak. Elbette fıstığını hı-hı. yine içine eklemek. Ama ben biraz daha lezzetlensin diye tuzunu ve karabiberini ve kırmızı pul biberini de ekledim. Ben nedense yemek yaparken lezzetlerin hep içinde pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sonra üstüne ekleyince aynı lezzeti vermiyormuş. Doğru, çünkü rayasını bırakıyor böyle. O yüzden de mutlaka içine eklemeye çalışıyorum. Şimdi şekillendirmeye başlayacağım. Şurada birazcık suyum var. Hani elimi ıslatacağım ki kolay olsun. Şimdi şöyle bir hile yapacağım. Fırına atarken böyle bir kap kullanacağım. Çünkü kebapları üstüne dizdikten sonra bunları böyle böyle dizeceğim ve böyle fırına atacağım. Böylece altından üstünden hem hava geçecek hem de işte altı pişti üstü pişmedi problemi olmayacak. Hani istersem sonra pişirirken böyle çevirebilirim ama servisi güzel olacak. Suyunu da bırakacak. Tabii hem çünkü suyun içinde piştiği zaman altı yumuşuyor. Halbuki o kebabın doğru. hani mangalda pişer ya kebap aslında. Burada böyle bir imkan olmadığına göre hani evde de pişireceğimiz zaman kolay olsun diye böyle bir çözüm. O suyunu da belki böyle... Lavaş var, lavaş var. Mesela lavaşla servis edilebilir. Şimdi şöyle elime yapışmadan, artık yoğurduğum için birazcık yapışacak. Şöyle elimi birazcık ıslatıyorum ve... Porsiyonluk yapacağım için şöyle ortasına koyup üzerine kapatıyorum. Sonra da istediğim gibi elimle şekillendirebileceğim. Bunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar uzun, istediğiniz kadar kısa yapabilirsiniz. Ben şöyle bir ortalama boy yapıyorum ki şuraya da dayadığımda sorunsuz dursun. Uygun mudur? Süper. Peki, oyuna tekrar dönelim. Yine turne var mı? Var. Pandemiden önce bayağı bir yoğun turneniz çünkü. Pandemiden önce evet neredeyse bütün Türkiye'yi dolaştık ve çok güzel geçti turne dönemimizde. Hep full salon oynadık zaten ve oyuna olan ilgi inanılmazdı. Şimdi yine aynı ilgiyle seyrediliyor. Bu da çok keyifli bir oyun ama çok eğlenceli de benim için çok da enteresan çünkü Volkan sen ve Zeyno sahnedesiniz. Bir tek sen yoksun. Bir de evet bir tek ben yokum. Haluk da var. Haluk da var. Dolayısıyla aynı kadro devam değil mi? Aynı kadro şimdi devam. Şimdi yeni sezon. Bir kişi değişti. Esra vardı. Esra Sönmezer. Esra şimdi yok. Yerine kim var? Yerine Yağmur diye bir oyuncu arkadaşımız var. O da Bilkent mezunu. O kadar oyuncu değişikliği olur. Abi, aradan büyük, o kadar zaman geçince... Tiyatro için büyük bir kadrosunuz. Fena değil ama yani. Bir de tabii dekoru falan düşünürsen aslında şey bir oyun. Zor, hem zor bir oyun, teknik anlamda da zor. Kapı seslerini hiç unutmayacağım. Sorma. Bir de ben premieri izlemiştim. Evet. Benim için çok heyecan vericiydi. Sizin kadar heyecanlıydım gerçekten koltukta otururken yani. Ama o kapı seslerini izlemenizi tavsiye ederim. Eğer keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız mutlaka o kadar çok geziyorlar ki İstanbul'da da çok farklı salonlarda oynuyorlar. Takip ederseniz eğer mutlaka yakalarsınız. Doğru. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun çünkü. Bir saniye durmuyor sürekli. Hiç durmuyor evet. Ve sürekli var. Bir kapı açılıyor, bir kapı kapanıyor. Oyunun sonunda aklınızda kalan en çok şey kapının açılıp kapanması. Ve benim koşuşturmam. Genel olarak koşuşturmaca. Evet. Çok ciddi performans bu arada. Evet, doğru. Çünkü oyundan sonra Volkan'la ben bir yarım saat böyle bornoz giyip o terin akmasını ve kurumasını bekliyoruz. Bir kendimize gelip öyle hazırlanıyoruz. Yani hakikaten çok ciddi performans gerektiren bir oyun. Şimdi mesela bu gibi soruların devamında en çok akla gelen şey bu performansı sağlamak için özel bir antrenman yapıyor musunuz? En çok bunu sorarlar ya. Yapıyor musunuz öyle bir şey? Hayır. Ama çıkıyor. Yani neyse ki o sahneye çıkınca o enerji geliyor tabii ki. Yani oyuncu olmanın en büyük avantajlarından biri o enerjinizin hiç düşmüyor olması. O hayat enerjiniz... Alkış ne acayip bir şey değil mi? Tabii.
Yani inanılmaz bir itici güç. Geçen sene Savaşçı diye bir dizide oynamıştım, evet. Ben. O dönem bir deli 14, antrenmanlar yapmıştın, evet, 14 sen. Evet, 14 kilo verdim. Sonra aldın mı? Ben seni sonra, iyi gördüm. Sonra Savaşçı'dan hemen sonra Andropoz diye Netflix'e bir dizi çektim. Onun içinde kilo almam gerekiyordu. Çünkü göbekli bir adamı oynamam gerekiyordu. Bu sefer yönetmen dedi ki, öyle görünce beni, hocam dedi, çok fit görünüyorsun, kilo alman lazım. Ben de böyle gururla, hani o kadar kilo vermişim, bu sefer makarna pilavım yiyip kilo almaya çalıştım. Ama 14 kilo vermiştim, galiba 6-7 kilo aldım. Ha, iyi bari. Yani yine 7-8 kilo vermiş durumdayım. Biz de bir süredir birbirimizi çok görememiştik. Malum pandemi hepimizin hayatına, doğru, bir ket vurdu yani. Enteresan bir şey. Hakikaten, doğru, çok acayip. Çok acayip. Bütün dengeler değişti. İnsanların dengesi de değişti. Her şey değişti. Yani eskiden yapabildiğimiz birçok şeyi şimdi o kadar özgürce yapmıyoruz. Doğru. Yapamıyoruz. El gitmiyor. Bir otokontrol sistemi devreye girdi artık herkeste. Yani kimse kimseyle doğru düzgün el sıkışmak istemiyor. Tabii canım. Sarılmak istemiyor. Hep böyle bir şey hali. Tabii tabii. Şimdi maskesiz hayat başladığı zaman ne yapacağız bilmiyorum. İlk yaptığım biraz gözüme küçük göründü de onu büyütüyorum. O torpilli olanları ben yiyeceğim. Olur. Seninle olur. Sana paket yaparız. Şimdi köfteler hazır. Ne yaptığımızı hemen söylüyorum. Kalanlarını daha sonra yaparız. Biz nasılsa kamera arkasında da kalabalık bir ekibiz. Ne yaptığımızı hemen söylüyorum. Kıymanın içine yarı dana döş, yarı dana kıymayı güzelce karıştırdıktan sonra içine tuz koyduk, karabiber koyduk, kırmızı pul biber koyduk ve bolca ince kıyılmış Antep fıstığı koyduk. Güzelce şöyle bir yoğurduk, onu biraz macun haline getirdik. Sonra ıslattığımız ellerimizle yuvarladıktan sonra şişlerin üzerine geçirdik. Ben sonra böyle bir fırın kabı kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi, pişirirken hakikaten suyu aşağı akıyor, yani yağ aşağı akıyor. Ama o yağın içinde iyicene yumuşamıyor pişerken. Böyle tam mangal tadında pişiyor. Üstüne üstlük de tam iftardan önce bunu hazırlamış olursanız, iftar sırasında fırına attığınızda aslında elinizin altından bir iş kalkmış olacak. Kolayca o fırında pişerken siz de diğer yemeklerinizi hazırlayabiliyor olacaksınız ya da sofrada siz de iftar açıyor olabileceksiniz. Dolayısıyla bunu böyle fırına önceden ısıtılmış 250 derece ızgaralı mümkünse fırına atıyoruz ve pişiriyoruz. Evet, o pişerken şimdi sıra geldi bebek patateslere. Şimdi bebek patatesleri güzelce haşladık. Çünkü önceden yarım pişmiş olması lazım. Bak, bu çok kolay bir tarif. Bu arada sen çok güzel yemek yaparsın. Senin kadar değil. Aha, teşekkür ederim ama tarz farkı var diyelim. Evet. Tarz farkı var. Bizim ekipte galiba Çocuklar Duymasın ekibinde herkes güzel yemek yapıyor. Evet, evet. Volkan. Volkan da güzel yemek yapıyor değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Yemek yapamayan, daha doğrusu elimizden her iş geliyor şekerim. Ben yemeği seviyoruz. Evet. Ve en önemlisi de o. Gayet de güzel yemek yapıyoruz. Ben hatırlıyorum, sen makarna yapıyordun güzel değil mi? Evet. Hala sana yapamadım. Evet. Bu itirafta değil, bunu yapsın diye söylüyordum. Bu kadar senedir bana hiç makarna yapmadı. Çok haklısın. Borcun olsun. Evet. Bak, borçların gittikçe artıyor, ben söyleyeyim Karadağlı. Şimdi tencereyi koydum. Birazcık tereyağı. Şöyle kalanını da üstüne yakacağım çünkü. Birazcık tereyağı. Biraz sarımsak, şöyle. Ben özellikle biraz sarımsağı rendelemeyi ya da sıkmayı seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Tane tane dişe gelmesindense. O içinde rayasını bırakıyor ve çok da güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Birazcık da zeytinyağı. Şöyle kıza dursun. Biz bu arada patatesleri patlatacağız. Bebek patateslerimiz var. Patatesleri şöyle bir bardak yardımıyla, çay bardağı olur, su bardağı olur, neyle istiyorsanız şöyle patlatıyoruz. Sonra da kızmış yağın içinde şöyle bir çevireceğiz. Baharatlarla lezzetlendireceğiz. Ben tuz, birazcık toz kişniş ve toz kırmızı biber kullanacağım. Ayrıca taze kekiğim ve taze biberiyem var. Arzu eden koyabilir. İçinizden ne geçiyorsa, ne isterseniz koyabilirsiniz. Hiç problem değil. Hangi lezzet hoşunuza gidiyorsa, daha acı seviyorsanız acı. Acı sevmiyorsanız tatlı pul biber mesela, toz biber, her şey kullanılabilir. Patatesleri patlatmak, ilk defa duydum bunu.
Bunu yaptığın zaman şimdi kabuklu ya bu patatesler. Eğer bu haliyle döndürürsen yağın içinde lezzetini almıyor. Halbuki doğru, bu patlak doğru. haliyle bütün o yağ içine karışıyor. Hayır, o tabir çok güzel. Patatesi patlatma. Ama bak patlatıyorum gerçekten. Hani ezmek deyince farklı bir anlamı olabilir. Çünkü böyle patlatıp bırakıyorum. Bir bardaktan yardım istemek kolay. Bizim çekimlerde yemek sahnelerimiz dillere destan. Dillere destan. O yüzden de zaten benim arkadaşlarım onun servisini yaparken Tamer Bey aslında lavaş da sever diye lavaş hazırlığı bile yapmış. Öyle söyleyeyim sana yani. Şöyle patatesler evet hazır. Bu arada bak sarımsağın kokusu gelmeye başladı bile. Hmm. Şöyle yağımız erisin hemen lezzetlendirip ardından da patatesleri içine atacağım. Sonra üstüne bir yağ yakacağım. Aynı çorbanın üstüne yaktığımız yağ gibi içi biberli. Yoğurdu çırptıktan sonra patatesin üstüne yoğurdu gezdirip üstüne de yağını gezdireceğim. Böylece servise hazır olacak. Oh. Diğer tarafta da kebaplar hazır olacak. Evet, peki televizyon? Mesela çocuklar duymasın tekrar olursa. Bu çok sorulan bir soru. Bir de sen niye çocuklar duymaz, ne dedin? Çocuklar duysun yapılacak dedin. Ne bileyim öylesine bir şey atayım ortaya dedim. Evet, ben 2 senedir bu sorunun cevabını veriyorum herkese. Mesela çocuklar duysun. Duydu. Çocuklar duydu mu? Duysun mu? Ne dedin? Bir şey dedin. Bilmiyorum. Ya onu da bilmiyorum. Bir de bir onun üstüne attım. Biliyorum. Çok fena. Çok fenasın. Gerçekten ben çok yokum fenasın. Dedim. İşte benim yerime başkası taşrörün erkeğini oynayacak dedim. Kimler mesela olsun? Mesela sen böyle bir cümleyi nasıl kurabiliyorsun? Ben mesela nasıl başka biriyle oynarım? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir kere beni ateşe atmışsın. Hedef tahtası yapmışsın. Demezler mi Pınar Altuğ nasıl oynuyor Tamer Karadağlı olmadan diye? Derler. Sen düşündün mü mesela ben olmasam kimle oynamam ki. Yani yarın öbür gün başka bir dizide evet oynayabilirim. Tabii ki tabii başka ki. Partnerim olabilir. Hepimizin zamanında olduğu gibi ve bundan sonra olabileceği gibi. Ama çocuklar duymasın da sensiz oynamam. Zaten olmaz ki. Yanlış olur. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Ama sen mesela bensiz oynar mısın? Gerçi oynadın. Farkındaysan sessiz kalıyorum. Pek bir şey söyleyemedim. Böyle utanç içinde burada küçüldüm. Amacım asla intikam almak değildi ama konular buraya geliyor. Hiç böyle bir niyetim yoktu. Tamam kapattım konuyu. Peki Tamer normalde ne yapar? Hani seni çok fazla televizyon programında izlemeyiz biz. Sen aslında kapalı kutusundur. Evet yaptığın işlerde oynadığın rollerle ben kendi adıma çok hayran olarak izliyorum seni zaten. Teşekkür ederim. Ama diğer tarafta ben seni ne kadar iyi tanısam da sen kapalı kutusundur. Mesela Tamer'in bir gün nasıl geçer kimse bilmez. Evde ne yapar kimse bilmez. Çok çok kapalısın. Ne yaparsın? Hadi anlat. Ya ben aslında bir oyuncunun o kadar ekspoze olmaması gerektiğine hep yıllarca inandım. Ama sosyal medya ile beraber aslında bu değişti. Çünkü kurallar artık, değişti. Evet kurallar değişti. Yani eskiden 15 sene önce, 20 sene önce bizim düşündüğümüz şeyler geçerliliğini bence kaybetti. Türkan Hanım'ın kuralları gibi. Evet. Ben hep öyle diyorum. Oyunun kuralları değişti çünkü. Yani sistem belki aynı ama kurallar farklı oldu. Ama ben hala böyle çok fazla işte gün içinde şunu yaptım, bunu yaptım, bilmem ne yaptım gibi olan biri değilim. Ondan da çok hoşlanmıyorum galiba. Çünkü şunu sevmiyorum. Hem işimize geldiği zaman bu benim özel hayatım deyip özel hayatımı çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani benim de kendi özel hayatım var, kendi kalem var. O kalemin içinde çok fazla insan yok. Yani yakın olduğum işte senin gibi ya da 3-5 dostum gibi. Ya insan hayatta elbet dostları olmalı ama hani göz önünde bir meslek yapıyoruz diye her şeyde bu kadar göz önünde olmamalı galiba. Evet, kesinlikle inanıyorum ona. Ya bir de sen de ben de anı yaşamaktan keyif alan insanlarız. Hı-hı. Hani bir kesim var ki anın tadını çıkarmak yerine sürekli onu görüntüleme derdinde. Doğru. Ve o görüntüleme, ben bakıyorum mesela bazen bir yere gidiyorum. Aslında hani 2 görüntü alsam da onu paylaşsam iyi olacak arkadaşıma faydası olacak mesela. Hı-hı. Ben unutuyorum onu görüntülemeyi. Çünkü doğru. O anda ne oluyor? İşte Tamer'i görüyorum ona merhaba diyorum. Tabii. İşte Zeyno'yu görüyorum ona merhaba diyorum. Orada tabii ki bir şey çekmeyi unutuyorum ve oradan bir çıkıyorum. Aa elimde görüntü yok. Bir de galiba bu biraz zaman... ...la da alakalı, dönemle de alakalı. Çünkü biz öyle büyümedik. Evet. Şimdiki gençler, işte Z kuşağı dediğimiz gençler...
sosyal medyayla büyüdüler, onunla doğdular. Doğru söylüyorsun. Biz sonradan öğrendik. O yüzden bizim adapte olma sürecimiz biraz... Öğrendik mi? Ben öğrenemedim daha. Hala Zeyno'ya soruyorum bir sürü şeyi. Setteyken de bana soruyordun. Evet, setteyken. Sen daha rahat adapte oldun. Sen hani çok çabuk öğrendin birçok şeyde olduğu gibi. Ben meraklıyım ama. Evet. Ben meraklıyım öyle şeyler yapmaya. Dolayısıyla çabuk öğrendim. Evet ama kolay değil yani. İşte Instagram'a 2 ayda, 3 ayda bir şey koyuyorum. Bazen hani günlerce bakmak aklıma bile gelmiyor. Ya da bakıp şöyle bir geçiyorum. İşte keşfete bakıyorum. Hoşuma giden bir şey varsa beğeniyorum. Ama onun dışında hani bir içerik üreteyim, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şey de... Ama senin işin de o değil zaten. Evet. Düşünürsen şimdi aslında o içerik üretmeler bakma benim de çok becerebildiğim şeyler değil. Çünkü bildiğimiz şeyler değil. Biz başka bir dediğin gibi biz başka türlü öğrendik. Tabii. Başka türlü bildik. Formatımız çok... başka bizim. Evet evet bizim çok bildiğimiz şeyler değil. Dolayısıyla evet ben de seninle aynı fikirdeyim. Hani senden biraz daha kolay adapte olmuş olabilirim ama aslında çok da farklı değiliz. Hala birçok şeyde. Ben de yanılabiliyorum, yadırgayabiliyorum. Evet. Bu arada bir yandan patatesler neredeyse hazır mı? Şimdi burada yağ eritiyorum. İçine birazcık biber ekleyeceğim. Bu aynı çorbanın üstüne yaptığımız yağ yakmak tabir ettiğimiz şey. Yağ burada hazır oluyor. Patatesler hazır oluyor. Kebaplar fırında hazır oluyor. Yoğurdu da şöyle azıcık içine tuz ekleyip çırptım. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz gönlünüze göre. Süzme yoğurda ben bir de biraz hep zeytinyağı koyuyorum. Çok yakışır. Gel hadi bunun içine de koyayım. Üstüne de yağ gezdireceğim diye çok koymak istemedim ama birazcık lezzet versin. Az sonra hepsi bütün lezzetler birleşecek ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Tabii ki hemen bunu da söylemek isterim. Bu malzemeleri nerede bulacağız derseniz Migros'ta bulabilirsiniz. Bütün mağazalarımızda mevcut. Şimdi şöyle yapalım. Patatesler neredeyse hazır. Yağımız eridi. İçine şöyle kırmızı biberini de ekleyeyim. Hem de rengini versin. Yağ iyice eriyecek ve fokurdayacak. Koktu bu arada. Evet, fokurdayacak. Kebaplar da hazır olsun. Sonra tabaklarımızı burada hazırlayalım ve tekrar buluşalım. Okey. Anlaştık. Tadam! Yemeğimiz hazır gördüğünüz gibi. Çok lezzetli görünüyor. İyi, güzel olduğunu tahmin ediyorum. Kokuları gerçekten muhteşem çünkü. Gerçekten öyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım gelsin değil mi? Çok kısacık hemen bir daha tarifin tamam. Üstünden geçeyim izninle. Yarı yarıya dana döş ve dana kıymayı aldık. Bir güzel yoğurduk. İçine tuz, karabiber ve kırmızı pul biber koyduk. Ve ince kıyılmış Antep fıstıklarını ekledikten sonra iyice yoğurup güzelce bir macun haline getirdikten sonra ıslattığımız ellerle çubukların üzerine yerleştirdik kebaplarımızı. Sonra da bir fırın kabına çubukların boyunun yeteceği bir fırın kabına üstten dizdik ve önceden ısıtılmış 250 derecede ızgarada güzelce fırında pişirdik. Diğer tarafta da bebek patateslerimiz vardı. Hafif haşlanmış, hafif tuzlu suda haşlanmış. Onları bir bardağın altıyla patlatıp keyfinize göre baharatlarla lezzetlendirdiğiniz ki ben sarımsak koydum, kırmızı biber koydum, birazcık tuz ekledim, biberiye ve taze kekik koydum. Lezzetlendirdiğiniz zeytinyağı ve tereyağı karışımında şöyle bir çevirdikten sonra üzerine yoğurt ve daha sonra yağ yakarak servis edebilirsiniz. İftar için hem çok lezzetli hem ikramı çok güzel olan hem de pişirilmesi kolay. Çünkü patatesleri mesela gündüzden haşlayabilirsiniz ve son anda patlatıp şöyle bir yağda çevirdiğinizde aynı anda kebaplarınız da fırında olursa sofraya çok güzel getirebileceğiniz bir tarif. Niye gülüyorsun? Patates patlar. Patates patlar. Bak sana yeni bir şey öğretmiş evet, oldum. Evet doğru. Hep sen mi öğreteceksin ve bana? Emin ol bunu kullanacağım şimdi. Patatesi patlar. Yıllarca da hatırlayacağım. Bak şu anda burada konuştuğumuz bir şey yıllarca aklımda kalacak. Ne mutlu bana. Ve sen ne zaman bir daha patates patlatıyor olsan... Sen benim aklıma geleceksin. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki çağırdın. Seni görmek hep çok iyi geliyor bana. Aynı şekilde. Teşekkür ederim. Efendim bugünlük de bu kadar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tarifle yine karşınızdaydık. Biz yine Migros TV'de Pınar'la kaynatacağız. Ve bu arada bütün malzemeleri de siz Migros'ta bulabileceksiniz. Hoşçakalın.